Erece Grup İskenderun'da yaşamaya değer Erece Towers projesiyle büyük beğeni topladı. İskenderun'un en güzel yerinde başlayan Erece Towers projesiyle ilgili büyük bir heyecan yaşayan Erece Grup Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Kadir Ercan, projenin satışıyla ilgili yine bölgenin marka kurumlarından Takas Center'la işbirliği yapıyor. Erece Grup'un büyük önem verdiği Erece Towers projesini özel kılan en önemli özelliklerden birkaçı ise yaşamaya değer bir proje olmanın yanı sıra deprem riskini ortadan kaldıran uygulamalar, her açısı bir başka güzel oluşu, yerden ısıtmalı, sosyal donatılar ile otel konforunda residence hizmeti, çocuklar için oyun alanları, geniş ve ferah teraslar, kapalı ve açık otopark, en üst düzeyde güvenlik ve daha birçok özelliği bulunduruyor. Erece Towers projesinde satış yönetimini yapan Takas Center sahibi İnşaat Mühendisi Mehmet Kıraç, tüm satışlarda takasa açık olduklarını belirtirken, yaşamaya değer bir projede uzun yılların birikimiyle bölgenin marka ismi Tahsin Ercan ve Erece Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ercan'la aynı projede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Üç ayrı cephesi olan Erece Towers'ta akıllı bina özellikleriyle yerden ısıtmalı kalorifer sistemiyle birlikte birçok avantajlı özelliklerin yanı sıra deprem hassasiyetinin en üst düzeyde yapılan uygulamalarla ön plana çıktığını belirten Takas Center sahibi İnşaat Mühendisi Mehmet Kıraç şöyle konuştu. Evet sevgili 8. Haber Web TV izleyicileri, İskenderun merkezde çok güzel bir projenin maketinin yanındayız. Hemen Mehmet Kıraç da burada, İnşaat Mühendisi Mehmet Kıraç. Takas Center'ın sahibi Erece Grup'la Takas Center bu projede ortak çalışıyorlar. Bu proje aynı zamanda takasa da açık, bunu baştan söyleyeyim. Neyle takasa açık? Otomobille, arsayla, tarlayla ve daha birçok gayrimenkul, değerli gayrimenkulle de takasa açık bir proje. Çok özel bir proje çünkü bu proje Erece Grup Tahsin Ercan'ın prestij projelerinden bir tanesi. Uzun yıllardır inşaat sektörünün marka isimlerinden biri Tahsin Ercan. Gerçekten çok değerli, çok önem verdiği bir projeyle gayrimenkul almak isteyenlerin karşısına çıktı. Evet, inşaat mühendisi Mehmet Kıraç'a dönüyoruz. Mehmet Kıraç'ı da çok heyecanlandıran bir proje. Kesinlikle. Meslek hayatınız boyunca birçok projeye imza attınız. Ama bu proje özellikle siz de üzerinde basa basa söylüyorsunuz. Sizi çok heyecanlandırıyor. Neden heyecanlandırıyor? Önce onu alalım. Bir de deprem riski çok yüksek bir bölgede yaşıyoruz. Bu projenin özellikle depreme dayanıklı konusunda çok üzerinde durduğunuz bir konu olduğunu biliyorum. Kesinlikle. Neler anlatırsınız izleyenlerimize? Önce şunu söyleyeyim. Tahsin Bey dediğiniz gibi bir prestij projesiyle şu anda yola çıktı. 16 kattan oluşan ve şehir merkezinde deniz, dağ ve genel itibariyle her yöne hakim bir proje görüyoruz şu anda. Bu projede olması gereken ne varsa, çünkü rezidans projesinden bahsediyoruz, hepsi mevcut. Şöyle biraz gezelim mi? Şöyle bakalım mı projeye? Tabii ki, tabii ki. 16 kattan oluşan bir bloktan bahsediyoruz. Ve üç kanattan oluşuyor, üç cepheden oluşuyor. Şu cephemiz deniz manzarası. Şu cephe çarşı, merkez ve deniz manzarası yine hakim. Bu cephemizde de tıpkı aynı bu şekilde konumlandığını düşünün binanın. Hemen inşaat sahamız yan tarafta. Bu yana doğru bakmakta. Sosyal yaşam alanları mevcut. Fitness salonu. Fitness salonunun haricinde relax odası ve relax odası, evet, içinde bütün ekipmanlarını barındıracak bu projede. Yani evet, relax odası ve fitness salonunda bütün ekipmanlar, bütün spor aletleri içerisinde bulunacak. Onun dışında sauna, tabi duş, WC vesaire tam bir kompleks şeklinde. Çok güzel. Zemin katta bulunuyor. Dış yöne bakan, yani caddeye bakan cephelerde dükkanlarımız mevcut. 6 tane dükkan var. Ve dükkan zemin katının haricinde 15 artı çatı katından oluşan bir proje. Her bir cephe, her bir kanatta bir daire mevcut. Brüt 200 metrekare. Yani dairenin balkon dahi bizzat kendisi 186 metrekare. Brüt söylediğimizde 200 metrekareleri. Balkonları geniş görüyorum.
Balkonlara çok güzel faydalanıyor. Sıcak bir bölgede yaşıyoruz aynı zamanda. Evet. Hani Fransız balkon birçok müteahhitin tercihi olabilir ama sıcak bir bölgede özellikle 8 ayı, 9 ayı balkonda geçiren, evet, dışarıda geçiren bir toplum olmamız hasebiyle de balkonların çok geniş tutulması da büyük bir avantaj. Kesinlikle. Şöyle bakın olaya. Yaklaşık 30 metrekare civarında, biz artık teras diyoruz buna, balkonda demiyoruz. Evet. Tabii her dairede çift balkonumuz var. Şurada daha butik, daha küçük balkonlar mevcut. Ama asıl yaşam alanı, insanların belki günün belli saatlerinde oturacağı yaşam alanı tamamen bu balkonlarda, teraslarda olacak diye burada düşünüyorum. Burada dükkanlar mı? Yoksa sadece iş yerleri mi? Hayır. Buralar L şeklinde iş yeri dönüyor. Hepsi caddeye bakıyor. Sosyal donatı alanı zemin katta, az önce gösterdiğim alanda mevcut. Büyük bir yeşil alan görüyorum. Aynı zamanda hani otopark sistemi, yol düzenlemesi, çocukların oyun alanı, yeşil alanı çok bol bırakıldığını görüyorum. Arazi kaç metrekare? 2116 metrekare. Arazi üzerine kurulu bir proje. Ve binanın oturumu kaç metrekare? Binanın oturumu aslında blok bazında 600 metrekare. Tüm alanda yeşil alan ve sosyal donatı, evet, olarak hesaplandı. Evet. Şu sınırımız arsa alanımız. Tabii şu çevreyi tamamen makette göstermek ve güzelleştirmek adına çevreyi de burada barındırıyor. Burada kapalı otopark görüyorum Mehmet Bey. Bodrum kat tamamen otopark, kapalı otopark girişi burada. Evet. Zaten bu köşe başı bir arsa. Evet. Kapalı otoparkımız ve hemen şu arka alanda gördüğünüz açık otoparkımız mevcut. Bu her iki alanın toplam metrekaresi daire başı minimum bir araç sığacak şekilde yeterli hesaplanarak yapıyoruz. Şimdi ben yine çok önemsediğimiz bir konuyu, hani evet, 8. gün haberde canlı yayında da çok gündeme getirdiğimiz, evet, çok konuştuğumuz bir konu, evet, depreme dayanıklılığı. Evet. Şimdi artık insanlar hani otomobil alırken ekspertize götürüyorsun, evet, motoruna, kaportasına, yürüyen aksamlarına, her şeyine bakıyorsun da konut alırken, yaşam alanını alırken, çoluk çocuğunla beraber yaşayacağın alanı satın alırken bir ekspertize, bir merkeze, bir yere danışma ihtiyacı hissetmiyorsun. Dış görünüme, genel görünüme aldırarak da alıyorsun. Burada depreme dayanıklılık anlamında statiği, temeli, fore kazık sistemi, neler var depreme? İnsanlar huzurlu ve mutlu yaşam nasıl şekillenir burada? Bir kere her şeyden önce zemin iyileştirme çalışması profesyonel bir firma tarafından jet grout sistemi uygulandı. 15 metre olmasına rağmen 18 metre fazladan da inildi. 18 metre boyunca beton enjekte ediliyor. Bunlar maliyeti artırdığı halde bu özellikle üzerinde gidiliyor. Tabii ki. Jet grout sisteminin bir özelliği, zaten İskenderun malum biliyorsunuz, sıvılaşma. Tabii. Çok fazla İskenderun zemininde sıvı zemin ve sıvılaşma dediğimiz olaylar var. Bu sıvılaşmayı engelleyici, zaten sıvılaşmanın olduğu yerde jet grout sistemi en makbul ve uygun çözümdür. Jet grout sistemiyle aslında suyu itiyorsunuz ve zemini sıkılaştırıyorsunuz. Biraz daha yakın alabilir miyiz kameramanımızla rica ederim? Jet grout sistemi uygulandı. 140 santim yüksekliğinde radye temel projede çözüldü ve onun haricinde su basmana kadar performans beton uygulanacak. Bina komple C35 beton uygulaması yapılacak. Genelde sıkça sorulan sorulardan bir tanesi, peki temel veya bodrum izolasyonu hususunda ne yapacaksınız diyorlar. Şimdi temelin biliyorsunuz bir de su basma perdeleri var. Birleşim yerlerine de izolasyon uygulaması ve komple perdeleri de dıştan izolasyon malzemesiyle komple etrafı su geçirmezlik, evet, özelliğiyle artık o su sorunu da tamamen çözülmüş olacak. Toplam kaç daire mevcut? 45 dairemiz var. Yani her katta 3 daire ve hepsi birbirinin tip daire diyebiliriz. Aynı özellik. Sadece manzaraları değişiyor, açıları manzara değişiyor. Manzara cephe. Fiyatlar da buna göre tabii değişiyor. Ortalama fiyat aralığını söyleyecek misiniz yoksa şöyle diyebiliriz. Özelliği olacak mı? Yok, ben hemen belirteyim. Lansman fiyatı dediğimiz, yani temel fiyatları üzerinden 750 bin liralardan başlıyor diyebiliriz. En alt katlar cephesine ve konumuna göre
1.7 milyona kadar artış gösteriyor. Tabii apartman dubleksi de mevcut en üstlerde. Ortalama diyeceksek 900 bin lira, 1 milyon lira veya 1 milyon 100 gibi katına göre orta katlarda ortalama şu anda başlangıç lansman fiyatlarımız var. İlerledikçe fiyatlar daha farklı olacak. O zaman temelden bu projeye girmek büyük bir avantaj sağlıyor diyebiliriz yatırımcılar açısından, değil mi? Tabii ki. Evet. Bir de şeyden bahsedeyim, en önemli hususlardan bir tanesi. Evet. Projede su arıtma sistemi düşünülüyor. Ha, çok güzel. Muhtemelen şu bölgede veya şu bölgede düşünülecek. Su arıtılarak binaya gelecek. Direkt içme suyu. İçme suyu. Hem de birkaç aşamadan geçecek. Yani örnek veriyorum, bulaşıkta kullanacağınız suyla içeceğiniz su da birbirinden ayrı olacak. Aa, çok güzel. Dolayısıyla böyle bir sistem birçok projede ve İskenderun'da duymadığım bir sistem, bilmiyorum. Bu da bu projenin büyük artılarından bir tanesi. Jeneratör olmazsa olmaz artık bu devirde. Hele de böyle bir projede jeneratör sistemi bütün dairelere ve bütün sosyal elektrik kesintisini unutturacak. Tabii, unutturacak. Açık otopark dediğimiz kısım burası. Burası dikkat ederseniz her yerden bağımsız, sadece oradan girişi olan bir kapalı bir kutu gibi düşünebiliriz. Sadece otoparka has. Az önce belirttiğim gibi açık ve kapalı otoparkın toplam metrajı minimum daire başı bir araca yetecek kadar alanımız var. Yine çocuk parkı kısmını şöyle göstereyim. Şu alanda yaklaşık 100 metrekarelik bir alandır. Çocuk parkı... Aynı zamanda bu yeşil alanları da kullanacaklar değil mi çocuklar? Aileler dinlenme anlamında... Aslında değil. Şöyle diyeyim abi. Burası, şimdi bizim sınırımız şurası. Arsa sınırımız burası. Burası arsa sınırında kalan, sadece görsellik amacıyla maket tasarımını yapan arkadaşın yaptığı bir alan aslında. Bizim mevzu bahis kısım, bu 2116 metrekare kısım. Şu duvarlar içerisinde kalan kısım. Bir başka özellikten bahsedeyim. Dairelerin alt ve üst kat ses izolasyonu uygulaması yapılacak. Tüm dairelerde ve tüm tabanlarda alçıpan uygulaması yapılacak. Alçıpanla beton arasında yine yeni bir malzeme. Bu da ilerleyen zamanlarda muhakkak ki buraya numunesini de getireceğiz. Gelen misafirlerimiz görecekler. Burada tanıtımını ve anlatımını da yapacağız. Malzemenin özelliği şu ki, araya serdiğinizde üst katla alt kat arasında bir ses geçirimliği olmayacak. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Tabii mutfak dolabı, adalı sistem, Hilton lavabo, tamamen 3 boyutlarda görünen, kataloglarımızda 3 boyutu çizilmiş iç mekan tasarımları birebir aynısı olacak. Evet. Evet, ben teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. ERC Grup, Tahsin Ercan'ın prestij projesi. Üzerinde bu kadar çok teferruatın düşünüldüğü, depreme dayanıklılık konusunda kesinlikle hiçbir şeyden, hiçbir ayrıntıdan taviz verilmeyen bir proje. Aynı zamanda bölgemizin marka ismi, statik ve depreme dayanıklılık konusunda ve inşaat konusunda çok hassas bir isim, Takas Center sahibi, inşaat mühendisi Mehmet Kıraç'ı gördünüz, dinlediniz. Bu proje bölgeye değer katar, alıcısına, yatırımcısına kazandırır diyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.